Uğultu gene başladı. Garip bir uğultu bu ya. Uğultu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eyvah eyvah. Başımıza neler geldi. Buraya nasıl geldik bilmiyorum ya. Çok korkunçtu. Elim ayağım tutuyor hala, çok korktum. Bizim gibi böyle gören var mı? Aa, iyi insanlar tepki vermiyor. Komşular mesela daha yürümeye gidiyorlar. Bazı şehirler vardır ki gidip görmek, görüp gezmek, gezip hafızaya kazımak şart olmuştur. Doğal güzellikleri, tarihsel özellikleri, mekanları ve kendine has özellikleriyle bu şehirler kişinin vizyonuna pek çok artı katar. Hepsinin kendine has hikayesi olan bu şehirler hayata dair keyifli detaylardır. İşte o şehirlerden birisi de Kayaköy. Şehir diyoruz çünkü bir diğer ismi de Hayalet Şehir. Tarihi ismi ise Levissi. Kayadan yapılmış bir köy olduğu için buraya Kayaköy deniliyor. Çok etkilendim ben buradan. Yani gerçekten çok etkileyici. Burada 19. yüzyılda 20. yüzyıl aralığında böyle bir Rum halk yaşamış ve mübadele sırasında terk edilmiş burası. Şu an böyle terk edilmiş bir kasaba. Bir uğultu geliyor. Böyle rüzgar uğultusu gibi ama enteresan da bir uğultu. Açıkçası benim tüylerim diken diken oldu burada. Zamanında burada bir Türk filmi çekilmiş diye biliyorum, bir korku filmi ve o sırada da burada gizemli olaylar yaşanmış. İnternete girip bakarsanız, detaylı bir araştırma içine girerseniz burada yaşanan gizemli olayları da okuyabilirsiniz. Ben böyle bir şeyler okumuştum. Gerçekten çok gizemli bir yer burası. Kayaköy'de iki tane kilise varmış. Onlardan bir tanesini bulduk. Normalde kapısı burası ama kapısı kilitli. Uğultu duyuluyor mu bu arada bilmiyorum. Uuu diye bir ses geliyor sürekli. Bakın kapı kapalı. Zincirle bağlamışlar. Ama kilise de çok güzel gözüküyor ya. Yandan acaba geçiş var mı? Bir bakacağız şimdi. Buradaki her ev 50 metrekare olarak yapılmış ve hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilmiş. Taş tabii ki buradaki evlerin hepsi. Bakalım şimdi gezmeye devam ediyoruz. Yukarıda bir tepe varmış. En tepeden harika bir manzara varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bilmiyorum, en tepedeki manzaranın çok güzel olduğunu söyledi bize arkadaşlar. Burada yılan çıkma tehlikesi, bence akrep, çıyan çıkabilir. Bir yandan da çınardan da korkuyorum yani, şimdi karşımıza öyle bir şey çıkarsa diye. Bir tane daha kilise varmış. Sanırım bir tane de okul varmış, öyle okumuştum. Evet anneciğim, gördüm. Evet, çıkabilir, dikkat et. Aman aşkım. Dikenler var şu an geçtiğimiz yolda. Biraz korkunç çünkü yılan mılan çıkabilir. Etkileyici bence çünkü eskiden burada bir hayat yaşanıp gitmiş ve şimdi buranın böyle terk edilmiş halini görüp düşününce yani neler yaşandı? Acaba bu yollardan kimler geçti? Kim kime aşık oldu? Kim kimle kavga etti? Yani ne dostluklar yaşandı burada? Ne kavgalar yaşandı? İnsan bunu düşününce tuhaf oldu. Yani şöyle de şu bakış açısıyla da bakabiliriz. Şu anda yaşadığımız yerler şehir merkezleri. Düşünün, bundan bir 1000 sene sonra bir sebepten orayı terk etmek zorunda kalınmış ve harabe şekline dönüşmüş. O gelecekte yaşayan insanlar da aynı bizim gezdiğimiz gibi bizim şu anda yaşadığımız yerleri geziyor ve hayal kuruyor. Yani kurdukları hayaller şu anda yaşananlarla bir olabilir mi? Tutturabilirler mi bir kısmını? Bilmiyorum ama
Ben şu anda dolaşırken kafamdan bin bir türlü hayal kuruyorum. Acaba bu yolda yürürken insanlar neler yaptı? Kayaköy'ün bizi çağıran bir yanı hep vardı. Aklımızın bir köşesinde olmasına rağmen uğrayamamıştık ve hep eksik kalan bir şeylerin olduğunu hissetmiştik. Eğer rotanızda Fethiye varsa Kayaköy'ü asla es geçmeyin. Yani arkadaşlar, binlerce yıl geçmiş. Hala da burası aynen böyle kaldığına inanamıyorum. Binlerce depremler geçmiş. Şu anda evlerden birinin içindeyiz. Küçücük bir alan burası. Şu an ben bunu düşündüm. Bu küçücük 50 metrekarelik yerde bu insanlar nerede oturuyorlarmış, nereye tuvaletlerini yapıyorlar, nerede yemek yiyorlar. Ben hiç kafamda canlandıramadım şu an. Yani küçücük. Gece burada bir korku filmi çekerdim ben var ya. Çok enteresan, çok ilginç bir korku filmi olurdu. Burada ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Gece burada insan korkar bence. Uğultu sesleri var. Ben burada gezerken uğultu sesleri duyuyorum şu anda. Arkadan böyle bir... Böyle sesler var. Ya tabii kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama... Kayaköy, 100 yıl önce terk edilmiş, esrarengiz olayların yaşandığı, dolaşırken bir korku filminin içindeymiş gibi hissedeceğiniz bir yer. Fethiye'de ilk yerleşimi 19. yüzyılın başlarına kadar uzanan ve 1923 yılındaki mübadelede Rumlar tarafından boşaltıldığı için Hayalet Köy olarak anılmaya başlanan Kayaköy, görenleri kendisine hayran bırakıyor. En yukarıdan manzara bu şekilde arkadaşlar. O kale ne kalesi de aşağıya inince soracağım ama. En tepeye çıktık ama bittik. Güneşte çok yorucu. Akıl kârı değilmiş buraya. Evet, çok yani yorucu çok. Buraya saat 6'dan sonra gelmek gerekiyormuş arkadaşlar. Ben internete baktığımda 4'te kapandığı yazıyordu. O yüzden biz bu saatte geldik. Yoksa güneşte gerçekten çok yorucu oluyor gezmek. Çünkü tırmanıyorsunuz sürekli güneşin altında. Böyle şimdi gölge bir yer bulduk. Ya bir de ben kendimden değil de çınardan tutuyorum. Evet. Şu an gölge bir yer bulduk. Dinleniyoruz ama birazdan inişe geçeceğiz. Hani en yukarıdan manzarayı gösteririz size dedik ama sanırım en yukarıya çıkamayacağız. Çünkü çok yorulduk. En yukarıdayız ki biz. Şu an en yukarıda mıyız? Tabii canım. Birkaç adım ötesi en yukarısı oluyor. Yani... Ah! En tepeye çıkmak zevkli zevkli. Çünkü güzel esiyor şu anda burası. Ama... akşam 6'dan sonra gelin. Akşam 6 garanti. Çünkü yürüyüş ayakkabılarınızla gelin, terliklerle gelmeyin, çok zor burada. Öğlen sıcağı geçmedi hala. Şu anda ben mahvoldum. Ben türlerine hemen gelin diye tavsiye ediyorum artık. Çınar'ı dinleyin, Çınar bir tavsiye veriyorsa %100 dinleyin. Terlikleri rahatmış. Aynen değil mi? Tamam. Dağcı zaten kendisi. Ay sürekli bir şeyler ısırıyor gibi hissediyorum burada beni. Nasıl be? Ayağıma bir şeyler geliyor. Hadi yalnız o uğultuyu siz de alıyor musunuz? Şu an almıyorum. Ara ara geliyor uğultu. Ara ara bir uğultu bir var gerçekten. Söylemişlerdi ben inanmamıştım. Bak, bir değişik bir uğultu var ya. Bak sessiz ol. Var. Tamam, bana var. Geliyor. Evet. Allah Allah çok ilginç ya. Yukarıya kadar çıktık ama geri dönüş sırasında beni ciddi anlamda güneş çarptı ve bir anda baş dönmesiyle bayılma noktasına kadar geldim. Dönüş yolunda bunun etkisiyle oldukça zorlandım. Üstüne bizi bekleyen kötü bir sürpriz de eklenince aşağıda gözümü ambulansta açtım. Aslında çok da sürpriz değil çünkü evrenin kuralıdır bu. Bir şeyi 40 kere söylerseniz bu gerçek olur. Bizde de tam olarak böyle oldu. Sokar bir şey seni. Bak buradaki taşları elleme. Tamam mı? Burada bak afetler yaşar. Allah korusun. İniş daha zor. O uğultu gene başladı. Garip bir uğultu bu ya. Korkunç da. Ne oldu? Ya gel korkma. Olabilir dedim ben size. Gelin.
Korkma, gel bu tarafa. Sakin olun, burada bak. Çınar. Nasıl buldun yılan? Bayağı büyük. He? Bayağı büyük. Siyah mıydı? Ne kadar boyu vardı? Şu kadar. Eyvah eyvah. Başımıza neler geldi. Veda ettik sizi. Ondan sonra Çınar'ın önünden simsiyah bir yılan geçti. Çığlık çığlığa, yani şu buraya nasıl geldik bilmiyorum ya. Çok korkunçtu. Evet, elim ayağım tutuyor hala. Çok korktum. Yılan saldırısı. Bir anda benim başım falan döndü ya. Çok korktum yani. Ama kolay değil yılan ya. Bu boru değil yani. Sen görseydin tam Çınar'ın burasından geçti. Ben Allah, dokundu sandım Çınar'a. Allah korusun yarabbim. Ben, ben tam üstüne ayağım bak be. Ben bir de sandım yoldan geçeceğim. Ayağım böyle hemen çektim. Üstüne basacağım. Sonra geri kaçtım. Videonun en başından beri burada yılan vardır, çiyan vardır diyorduk. Gördük sonunda yılanı. Şimdi tıpış tıpış kaçıyoruz buradan. Allah korusun ya. Çınar, belgesel haricinde bir yılan gördün. Aman dostum. Burada yılan ya da diğer akrep tarzı şeylerin olmaması ilginç olurdu zaten. Mutlaka vardır dedim de size. Dikkat edin, orada şey var. Yılan var. Gerçekten mi? Az önce var ya. Canlı. Bastık çığlığı ya çocuk. Aa, canlı gayet. Bildiğin şu an ya. Yerim gitti kaçam. Yuvarlık da gitti. O yılan burada. O yılan yani buranın sakini yani. Hep burada yaşıyor. Bizim gibi böyle gören var mı? Aa, iyi insanlar tepki vermiyor. Komşular mesela daha yürümeye gidiyorlar. Önlerinden geçer gidermiş. Hadi ya. Vallahi şey Allah'ın işi ya. Vallahi. Çardak'ta yaptı 2 gün. Geçen ev ekselim. Onun yani zehir alınmış mı? Onlar zehirli değil. Zehirli değil mi? Zehir yok. Yani o bekçidir. Ha, buranın bekçisi o. Demek iyi değildir onun. Yapma ya. Evet, Allah korusun, da çarpılırdık vallahi. Kara yılan öldürülmez. Çarpılırdık vallahi, yemin ediyorum. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparsanız bize çok seviniriz. Çünkü her yoruma cevap vermeye de çalışıyoruz biz. Eğer siz bize yorum yazarsanız kanalımız daha da büyüyecek inşallah. Bunun sinyalleri yavaş yavaş geliyor zaten. Büyümeye doğru hızla ilerliyor bizim kanalımız. Bize destek verirseniz bizi mutlu edersiniz yani kısacası.